Hepinize yeniden selamlar arkadaşlar, ben Erdem ve bugün sizlerle birlikte menajer kariyerimizin 14. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız en sonki bölümümüzde takımın ilk 11'indeki oyuncularından Fofana, Mert Hakan ve Salih Uçan haricinde herkes değişti. Herkesin yerine bir adam geldi. Şu anda paramız yani yok denilebilir, en azından şu kadroya baktığımızda hani o parayla daha iyi birini alamayız. Takım zaten hani bu yıl herkesten var yine. Hemen hemen geçen yılki kadar iyi olabilecek miyiz bilmiyorum. Çünkü azıcık böyle bir gelişecek oyuncular da var. Hani Emre Taşdemir, Ferdi Kadıoğlu falan, bunlar gelişecek. Tabii gelişirken oynamakta sıkıntı olabilir. Geliştiğinde olması lazım bunların bizde. Kalecide bir korkum var hafif. Geçen yılki kalecimiz bizim çok adamın dibidir kendisi. O gitti tabi. Onun dışında geçen bölüm şöyle ligde berbat bir başlangıç yapmıştık. Bakalım bu bölüm acaba neler olacak. Normal ama hani 3 maçta bir puan tabi çok çok kötü. Ama normal şu anda. Çünkü daha yeni başladık, takım daha oturmadı. Transferler bitti mi yani? Daha Ağustos'un böyle bir yarısına gelmek üzereydi şu an. Takımda satılabilecek iyi oyuncular olduğundan dolayı da bir kesin bir şey diyemiyorum. Bu arada maçımız ertelenmiş. Bizim de seneye milli takımla efsane turnuvalara, Dünya Kupası'na biz katılıyor muyuz gerçi bilmiyorum da. Hemen ona bir bakayım. Çünkü ben milli takımda bir şey yapamadım öyle hani. Pek güzel gitmedi milli takımda işler. Dünya Kupası abo ya, average'den gitmiş ya. Neyse. Dünya Kupası'nda ama bir dakika, devam ediyordu. Tamam. Orada çünkü başka bir maç daha gördüm de. Neyse, o zaman Ankara Gücü'yle maçımıza geçelim, hemen hızlıca simüle edeceğim. Takımın formu da iyi. Şu an kondisyon da iyi. Haydi beyler. Alın şu maçı. Alın. Abi nasıl ya? Ya gittik Liverpool'dan kaç milyon verdik, adam aldık ya. Avrupa Ligi playoff turu, bir dakika bu önemli. Şimdi bizim ne yapacağız? Eskellaç oynasın. Endişmiye falan oynasın, bunları bir oynatmamız lazım. Şimdi şu çocuk iyi. 16 yaşında sağ bek. Şu düşük yaşta olanları aslında bir satsak iyi olabilir. Şöyle bakıyorum. 775 bin euro değeri var. Eskellaç. Şu Adrian'dan da bir şey yapmadım pek. Yani pek iyi biri de alamayız ama. Topalliler, emeksizler falan, onların hepsini alalım. Koyalım transfer listesine. Onun dışında bizde tamam, adam sıkıntımız yok. Hop. Kime kiralama teklifi? Adam Rasmussen. Yetki ver. Kiralık diyelim direkt. 18 yaşında gerçi, adamdan pek umut da yok. Öf. Ya yakında da Lausanne diye takımda. Kabul ettiler bu arada. Rasmussen de gitsin. Topalli. Beni satmaya karar. Yani hoşçakal. Ana bir dakika lan, bu niye düşürdü? Normalde hani adamı daha böyle hani hoşçakal kardeşim dersen hani daha mutlu olmaz mı? Neyse, kötü oldu. Playoff turundan sonra Galatasaray maçı var. Ama Avrupa bizim için daha önemli. Zaten Ankara Gücü'ne falan bile kaybediyoruz yani. Galatasaray'a zaten büyük ihtimalle kaybederiz. 4-2-3 belli çıktığımız için de hani bir şey olabilir. Yani taktik falan da değiştirmemiz gerekebilir ama oraya sonra geleceğim. 5-2-1-2 ile oynuyorlar. Beşli defans da ney be böyle hani. Zor gibi geliyor ama hadi bakalım. Hızlıca simülemiz ediyoruz. Deplasmanda Avrupa Ligi'ni 1-0 Dzeko attı. Sonunda. Gol orucunu bozdu reis. Dzeko'ya çok para verdik. Ondan dolayı da bize bunları yapacak yani. Atacak. Birkaç taktiklerde neler yapabiliriz? Hop, genişlik. Bu yıl atak futbolu mu oynasak daha çok ya? Sürekli baskı. Hızlıca oyun kur.
Genişlik şöyle olsun. Ceza sahasına herkes gelsin. Köşe vuruşları. Serbest vuruşlar böyle olsun. Ya hakikaten bayağı bir zorlu bir şey yapacağız. Buraları zaten ayarlamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Talimatlarda destek koşulları. Sen kal göbekte. Hop. Ondan sonra hedef oyuncu, gizli santrafor, dengeli atak. Arkaya koşu yap. Normal top kesme. İleride dön. Temel defans desteği de yapalım. Ceko'ya bir şeyler vereceğim. Onun dışında pek bir şey de gerek yok. Birkaç kalecilere bakalım. Leysenko'ya bu arada bir teklif var. Satın alma opsiyonuyla. Reddet bu. Gerçi pek de iyi değilmiş. Hemen şöyle bir gelelim buraya. Birkaç kaleciye bakalım. Mesela bir Buffon hala futbol, evet o Buffon bırakmış. Handanovic bırakmamış. Handanovic'te şansımız var. 2.3 milyon. Aha. Vallahi var. Hadi be. Handanovic gelir mi? Ama maaşını nasıl ödeyeceğiz ki biz onu? Şimdi direkt Adrian'ı ver abi. Veriyorum Adrian'ı. 2 milyon artı Adrian. Hadi. 2.3 milyon düz para istediler. Hadi bakalım kabul ettik de. Handona 3'ün bu maaşı da hani fazlaymış. Nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Zor olacak. Çok önemli. Tabii ki de çok önemli, evet. Biz 100 binle tamamlar mı ya o para? Direkt şöyle yapacağım da o kaç diyecek onu merak ediyorum. Bir. Biz de 2 diyeceğiz o zaman karşılık olarak. Hadi bakalım. Hadi be, şu maaşı halletsek var ya, Handanovic gelsin. Mükemmel olur. Maaş of çok fazla istedi. Oo bayağı bir fazla. Büyük ihtimalle kabul etmeyecekler. Evet kabul edemeyecek. Maalesef olmadı. Bir hafta sonra tekrar denerim bir şey olarak oyun içinde. O zaman Galatasaray maçına ilerleyelim. Milli takım kadrosu için son günler. 28 Ağustos'ta şey var. Dünya Kupası elemeleri tekrar başlıyor. Son kez bir bakalım dediler. Şimdi ilk öncelikle kendi oyuncularıma hafif bir torpil yaparım tabii. Onun dışında bu takım da ne kötü? Yani kötü diyebileceğimiz şey ne? Hop. Milli takıma bakalım. Yani en zayıf yer şu an sol bekle sol açık. Sol bekte başka bir şey yok. Sol açıkta da yok. Yani bundan dolayı yapabileceğimiz bir şey yok. 76'da o kadar kötü değil aslında. Evet. Belki Hasan Ali kaldırım. Hasan Sio gelebilir aslında. Ama boş verin. Mbappe'yi falan görürsek direkt şey yaparız. Galatasaray'la maçımız var ama bir dakika takvimden bir bakmak lazım. Öbür playoff maçı 1-2-3 gün. Bunları 3 günde dinlenir ya. Dinlenirsiniz deme beyler. Yani Galatasaray maçı da önemli. Hadi bakalım. Deplasmanda bir puan alalım. Oho! İşte bu Gökhan Töre adam. 2-0. Çok önemli bir maçta aldık bunu. Tamam. Artık takım yavaş yavaş bir toparlanıyor gibi geldi. Şimdi ikinci playoff turu. Haydi çocuklar. Bu arada Murat Akçay'ı teklif. Hemen satacağım. Hem maaşından kurtuluyoruz. Hem de o bonservisiyle birlikte gidiyor. Ve biz de Handanovic falan alabiliriz yani rahatça. Şu Lausanne ile playoff turumuz. Hadi bakalım. Of. Tabii tek playoff turu da değil. Gerçi tek mi? Onda tam kesin değilim. Emin değilim. Of. Oyuncular yorgun ama hadi bakalım yapacak bir şey yok. Hadi beyler. Yes 4-0. Salih Uçan, Emre Taşdemir, Gökhan Töre. Hepsi ya adamın dibi ya bunlar. İşte böyle ya. İşte bu. Of, o zaman şimdi Trabzon maçına geçelim. Arkadaşlar bu arada Avrupa Ligi grubumuz hemen. Of, bakalım. Allah'a. Yeni Malatyaspor. Bir dakika. Manchester United, Celta Vigo. Nerede lan? Fenerbahçe'nin grubu çıktı şimdi böyle Türk takımı. Aha. Başakşehir ve bizim. Feyenoord, Olympique Lyon,
ve Clash. Clash alırız. Feyenoord beraberlik, Marsilya'ya kaybederiz. Söyleyeyim. Of. Zor grup ama. Zor grup. Bakalım ne yapacağız artık. Bu arada hop. Ne mesajlar gelmiş ya. Murat Akça satılmış. Eski Elleç'e transfer teklifi. Hemen. Teklifi kabul etsek mi ya? Servis kalma bedeli de var. Bir de eski Elleç'in potansiyeli yoktur herhalde. Bundan dolayı kabul edelim. Onun dışında hop, bakalım hemen. Maç ertelendi. Malatyaspor Kasımpaşa. Malatyaspor, Hatayspor. Fenerbahçe, Hatayspor. Malatyaspor pardon. Ve Avrupa Ligi'nden de 300 bin euro geldi. Bence artık alabiliriz. Kral hadi. Yak gel kral hadi. Hadi gel, hadi gel. Uf, hadi bakalım. Bu arada bu Dzeko'nun değeri 13.5. Uf, bayağı iyiymiş. Ve bunun yanında 2 milyon veriyorum. 2-300 para tamam kabul. Hadi bakalım. Andonovic gelirse hakikaten çok iyi olur. Çok önemli, evet çok önemli abi. Sözleşme süresi yine 5 yıl diyeceğiz. Onlar 1 yıllar büyük ihtimalle. Burada 2 yıl diyoruz. Tamam, 2 yıllığını da burada alıyoruz hemen. Servis kalma bedeli gerek yok. Maaş olarak şöyle. Ne? Abi yapma ya. Abi yapmayın be. Çok kötü oldu bu. Nasıl alacağız ki adamı şimdi? Türkiye milli takım son oyuncu listesi şeyimiz. Zaten halletmiştik. Kimseyi de almıyoruz. Milli takıma giden oyuncular 4 oyuncudan 2 Türkiye'ye. Öbürküler de başka yerlere. Kuhorani bir tane Hindistan'a gitmiş, o kim bilmiyorum hiç. Biz öyle bir oyuncu almışız galiba. Neyse şimdi Trabzon maçımız var. Haydi bakalım. Oyuncuların milli takıma gittiğini biliyoruz. 3 Eylül ile 8 Eylül arasında olmayacaklarmış. Hadi bakalım. Bu ne? Adamlar ölmüş ya. Allah şurada sakatlık falan çıkacak büyük ihtimalle. 2-0 Gökhan Töre ne yapıyor adamın dibi ya? Oğlum adam takımı taşıyor. Hop bir dakika, Türkiye. Şu anda o gözüküyor fakat ilk öncesinde başka bir şeye bakacağım. Bizim bu Gökhan Töre ne yapıyor böyle ya? 9 maçta 5 gol mü? Öf. Salih de bambaşka bir şey bu sezon. Onun dışında Mert Hakan 3 asist. Asistlerde Salih. Öf. Salih'le Gökhan efsane. Hele Gökhan yanıyor. Eski Elleç satıldı. Yani Andonovic'i şu an büyük ihtimalle alamıyoruz zaten. Of. Aynen alamıyoruz. Muslera. Muslera deneyelim abi. Yani belki bir olabilir yani. Hani bir şey var. Bence şansımız var. Orta sahada verebileceğimiz yok. Kanatta da veremem. Beklerde Fiola'yı verip üstüne de yok, bu da az olur. 2.5 artı Fiola. 3.8 fazla. 3.5 diyelim. Bu kabul ettiler. İşte bu. Bu arada görüşmedeyken sesler fazla geliyor. Onu bir şöyle bir azıcık kıstım. Bu arada Tolga Ciğerci de hala serbest. Yani pek ihtiyaç yok şu an. Çok önemli. Evet çok önemli. Yalnız Muslera geliyor ha. Yani gelecek mi bilmiyoruz tabii daha. Şu maaşı yeter mi bilmiyorum da. Bir yıl diyor. Hadi 2 yıl yapalım.
Serbest kalma bedeli olmasın. Para meselesi. Şöyle bir verebileceğimiz parayı verelim. Teklifimiz makul. İşte bu be. İşte bu. Mıslara geldi. Adam ya. Geldi adam. Hop. Biz milli takımı da unuttuk tabii bu sırada. Hop. Mıslara şu özürü de hop lan. Ha, Adrian zaten orada. Buraya da emeksizi koyalım. Özbirli kalsın burada hadi. Oh be. Şimdi bizimkileri pek oynatmayalım da. Zaten milli takımdayken kızamıyorlar diye hatırlıyorum. Bugün bu arada bir pahalı transferlere bakalım hemen. Hop. Allah. Lucas Hernandez 85, Depay 85. Evet, ratingleri de bunların. Angel Correa 84. Oo, bayağı iyi bunlar. Bizim şey olarak tanıdığımız. Oo, bu arada Jovic kaç? Ha, bilinmiyor. Emerson da bilinmiyor. Maguire 83, Digne 85. Öyle bunlar da. Bakalım ne kadar harcanır. Son saatlerde pek hareket olacağını zannetmem ama. Bu arada bizim takımlara da oha 41 milyonu Edin Vişka mı? Vişka da bayağı pahalıya gitmiş. Biz tabii 40 milyon harcayıp 46 milyon da kârdayız. Tabii bu burada mantıksızlık var gibi de. Onun dışında bizim kadar harcayan bir takım Beşiktaş da harcamış yine azıcık 13 milyon. Ya öbürküler hiç harcamamış yani. Satan çok tabii ama hani harcayan hiç yok. Aynen hani Başakşehir bir bayağı bir fazla kâra geçmiş ama onun içinde hiç yok yani. Biz bunları kısa listeye alıyorduk, o sırada da teklif falan gelmiş. Ondan dolayı haber veriyorlar. Hadi bakalım. İlerletelim. Hop. Aa, Pereira gitti. Danilo Pereira'ydı bu galiba. Kapa, Alex Oxlade-Chamberlain. O da iyi futbolcu. Onun dışında transferin son saatiyle birlikte bu bölümünde hop şöyle bir sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Hemen son şeylere bakalım bir. Galibot abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Cevaplamayacağım. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Daha fazlası için yorumlara yazmanız yeterli. Eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Onun dışında bir şey yok. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.